İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arjantin'de Batı Ermenistan Konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan'ın Azerbaycan Konsolosu Reşat Aslanov'un mektubuna yanıtı. Şu anda Azerbaycan'da 33 doğrulanmış ve kimliği tespit edilmiş Ermeni savaş esiri tutulmaktadır. Ermeni soykırımı Armenosit sırasında ve sonrasında Ermeni doktor, diş hekimi ve eczacıların akıbeti. Nuh'un gemisinin sırrı Konstantinopolis'te inceleniyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Malatya. Artsakh ve Udik'in el yazısı mirası adlı Fransızca çalışma resimli kitap yayınlandı. Charles Aznavour'un 100. doğum yılı vesilesiyle bir jübile komitesi oluşturulacak. Azerbaycan Konsolosu Reşat Aslanov, Arjantin Cumhuriyeti'nin en önemli gazetesi La Nación'da bir mektup yayınladı. Buna yanıt olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Başkonsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, aynı gazetenin okuyucu mektupları bölümünde bir yazı yazdı. Guillermo Karamanyan'ın cevabını sunuyoruz. 22 Ocak 2022'de Azerbaycan'ın Arjantin'deki büyükelçisi okuyucularına ülkesinin 12 Aralık 2022'den itibaren Arjantin'de Dağlık Karabağ olarak bilinen Ermeni Artsakh'ımız olan tarihi topraklarında binlerce yıldır yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan 120 yerli Ermeni'ye karşı uyguladığı tam ablukasına değinen bir mektup gönderdi. Bu menfur ve insanlık dışı muameleyi savunma girişimleri başarısız oldu. Hakikatten yoksun, tarihi ve hukuki çarpıtmalardan oluşan apaçık çelişkilere düştü. Bu, bilim insanları ve hatta sıradan insanlar tarafından kolayca fark ediliyor. Guillermo Karamanyan mektubunun sonunda şunu belirtti. Konuşmamı sonlandırarak Azerbaycan Büyükelçisi aracılığıyla vahşi ablukanın derhal son bulmasını, Artsakh'ın egemen ve yerli halkının özgürlük ve haklarının geri verilmesini ve hem Artsakh hem de hala Ermenistan'a ait olan ve ait olacak Nahçıvan olmak üzere işgal altındaki tüm Ermeni topraklarının geri verilmesini talep ediyorum. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Şu anda Azerbaycan'da kimliği doğrulanmış ve kimliği tespit edilmiş 33 Ermeni savaş esiri tutuluyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki konulardaki temsilcisi Yeşe Giragosyan'ın basın sekreteri Hasmik Sanvelyan bu rakamı Jehovurt gazetesine verdiği söyleşide sundu. Sanvelyan, Kızılaç'ın odak noktasındaki 33 savaş esirinin yanı sıra 80 doğrulanmış vaka var. Ne yazık ki yaklaşık 40 kişi yakalandıktan sonra öldürüldü. Bunu kanıtlayacak kanıtlarımız var. Yukarıda bahsedilen 80 vakanın ise akıbetleri bilinmiyor. Hayatta olabilir ama hukuk alanından çıkarılıp öldürülmüş de olabilir. Ancak Azerbaycan ne yakaladıklarını onaylıyor ne de işledikleri suçları itiraf etmek için cesetleri iade ediyor diye ekledi. Batı Ermenistan bu konuyla ilgilenen uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak onları davada elde edilen ve savaş esirlerinin kimliğini kanıtlayan materyalleri incelemeye ve onları derhal ana vatanlarına geri göndermeye çağırıyor. Garbi Sarpoyan'ın Ermeni doktorların ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı dehşete atıfta bulunan Ermenilere karşı soykırım Armenosit sırasında Ermeni Doktorlar, Diş Hekimleri ve Eczacıların Akıbeti adlı kitabı 2018 yılında yayınlandı. Kitap uzun araştırmalar ve birçok gerçek temelinde oluşturuldu. 1915'te Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında büyük bir Ermeni doktor grubu tıp alanlarının etik kurallarına sadık kaldı ve çalışmaya devam ettiler. Soykırımın, Armenosid'in ilk günlerinde Ermeni doktorlar kandaşları ile birlikte sırf Ermeni oldukları için tutuklanmış, hapsedilmiş, sürgün edilmiş ve Türklerin acımasız elleriyle insanlık dışı işkencelere maruz kalmışlar. Yeminlerine ihanet eden Türk doktorlar kendini vatana adamış Ermeni doktorları kana susamış elleriyle öldürdü. Diğer Türk doktorlar Ermeni kızlarını insanlık dışı bir şekilde ve canavarca parçaladılar. Türk doktorlarının bu rolleri İttihat ve Terakki Partisi'nin 5 liderinin katılımıyla gerçekleşen 1918-1919 yılları arasında gerçekleşen Türk askeri davalarında ortaya çıktı.
şehit doktor ve eczacıların yanı sıra sürgün ve soykırım Armenosit nedeniyle yakınlarını, atamallarını ve evlerini, servetini kaybeden, yabancı ülkelere sığınan çok sayıda Ermeni doktor, eczacı ve sağlık çalışanı da vardı. Batı Ermenistan, vatandaşlarına karşı yükümlülüğü olan bir devlet olarak Şuşi'de Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte talepkarlık ve hakların yeniden elde edilmesi sürecini başlattı. Bugün bile sürgündeki diasporadaki Ermeniler ana vatanlarına dönmeye hazırlar. Ancak o bölgede yalnızca Batı Ermenistan'ın sağlayabileceği güvenlik garantilerine ihtiyaç var. Kutsal kitaplarda anlatılan tufanda geçen Nuh'un gemisi yüzyıllardır aranırken bir yandan Ararat Dağı'nda olduğuna inanılıyor. Nuh'un gemisi kalıntılarının olduğu düşünülen alanda Batı Ermenistan'daki Ararat, Ağrı Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kurulan araştırma ekibi yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı. Valilik koordinesinde özel izinler alınarak yürütülen çalışma alanlarında toplanan 30'a yakın kaya ve toprak numuneleri araştırılmak üzere İstanbul'a üniversitenin laboratuvarına getirildi. Yaklaşık 1 ay sürmesi hedeflenen laboratuvar çalışmalarının ardından Nuh'un gemisinin izleri var mı yok mu belli olabilecek. Batı Ermenistan'ın Malatya şehri halkımızın hayatında ekonomik, kültürel ve idari siyaset açısından önemli bir rol oynamıştır. Yabancı kaynaklarda daha çok Melitine olarak bilinen Malatya, Fırat'ın sağ kıyısında nehirden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta dağlarla çevrili bir ovada deniz seviyesinden yaklaşık 940 metre yükseklikte yer almaktadır. Tarihi Malatya, modern Malatya'nın 7-8 kilometre güneybatısında yer alıyordu. Şimdi çok az nüfusu olan, harap ve terk edilmiş, Türkler tarafından Eskişehir adını almıştır. 1893 yılında yeni ve eski Malatya yıkıcı depremden büyük zarar gördü. Malatya'nın kalkınmasına elverişli coğrafi konumu ve hemen hemen her zaman farklı tarihsel dönemlerde bir idari merkez olması katkı sağladı. Antik dönemde Urartu ve Asur, daha sonra Roma ve İran, ardından Bizans ve Arap halifeliği sırasında bulunmak nedeniyle defalarca askeri çatışmaların alanı haline geldi. Yıkıldı ve büyük bir şehre dönüşme fırsatından mahrum kaldı. 15. yüzyıl sonunda Malatya Osmanlı Türklerinin egemenliğine girer. Malatya'da Ermenilere yönelik toplu katliamlar 1895 yılında gerçekleşti. Ermeniler Türk eşkıya ordusuna karşı kahramanca bir direniş gösterse de bu saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 7500 kişi öldü. Ermeni nüfusu 1915'teki Jön Türkler tarafından yürütülen büyük soykırım Armenosit sırasında daha büyük bir katliama maruz kaldı. Hayatta kalanlar ise yerinden edildi ve çeşitli yerlere sürüldü. Eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madenatara'nın bilimsel konseyinin kararıyla Artsakh ve Udik'in El Yazısı Mirası adlı Fransızca çalışma resimli kitap yayınlandı. Yayın, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı hibe ile gerçekleştirilmiştir. Kitap ilk olarak 2022 yılında İngilizce versiyonla yayınlandı. Kitap, Ermenistan'ın iki komşu devletinin tarihine ve el yazması mirasına adanmıştır. Cildin başında antik çağlardan 19. yüzyıla kadar Artsakh Udik'in kısa bir tarihi zengin kaynak verileriyle sunulmaktadır. İkinci bölümünde Artsakh ve Udik yazı merkezlerinin tarihini, 13. 18. yüzyıllarda yazı merkezlerinde yaratılan, önemli bir kısmı Madenatara'nda saklanan ve bir kısmı dünya çapında çeşitli müzelerde ve yazı merkezlerinde dağıtılmış olan el yazması kitapları sunuluyor. Kitabın üçüncü bölümü Artsakh Udik Minyatür Okulu'nun ve burada oluşan el yazması geleneklerin tam olarak ifade eden Artsakh minyatür sanatı ve dekorasyonuna ayrılmıştır. Resimli el yazmalarının ve popüler bilimsel materyallerin 100'den fazla resmini özetleyen cilt, ortaçağ Artsakh ve Udik'in zengin ama birçoğu tarafından bilinmeyen yazılı mirasını popülerleştirmeyi amaçlıyor. 2024 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı, Fransız Lejyonu onur nişanı sahibi, dünyaca ünlü şansonye, halk figürü
Charles Aznavour'un doğumunun 100. yıl dönümünü kutlamak için başbakan kararıyla bir jübile komitesi kuruldu. Bu konuda e-gov.im web sitesi bilgi vermektedir. Başbakan, maliye tahminini Ermenistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile koordine ederek jübile etkinlikleri programını 6 ay içinde geliştirme talimatı verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rafi Ovanisyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Arant Siyari adlı eseri sunuyoruz. Yaritamar çeyer ku Nur gaftarim elmi yer ki Nakozayna çila Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.